Bakalım burada neler varmış. Aman burada da hiçbir şey yok. Ay kafası kopasıca ya. Susmadı gitti. Uyandıracak şimdi herkesi. Ki ben nasıl bakacağım şimdi Mahir teyzenin yüzüne? Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Keşke görünmez olsaydım ya. Vallahi de bu evde dişe dokunur hiçbir şey yok. Besime Hanım. Aa, Maynur Hanım. Nasılsın? Daha iyi oldun mu? İyi geldi mi dinlenmek? Vallahi çok korkuttun bizi. Ne yapıyorsun sen burada? Ben mi? Evet, sen. Ben ne yapabilirim ki burada? Toka. Toka arıyorum ben. Malum iş görüşmesine gideceğim. Bu dağınık saçlarla da olmaz. Var mı burada toka? Var. Ah. Sağ olasın, çok makbule geçti. Hmm. Başımda bir besime eksikti. Tanımam etmem. Niye sabahın köründe beni uğraşıyorum ki? Ya kızım bir sus ya, sabah sabah vır 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 vır. Şişemiyor dudaklarını balık gibi. Koskoca genç kız oldun. Hiç yakışıyor mu sana? Bu ne? Hala çocuk gibi azarladığın için olabilir mi anneciğim? Sus. Neyse ne. Cevap verme öyle anneye. Kulağını aç, beni iyi dinle. Ben şimdi Azra Hanım'la konuştum. Onun her şeyden haberi var. Rica ettim. Sen sadece alıp götüreceksin besimeyi, tamam mı? Tamam. Artık bir süre besimeyi dener mi, ne yapar ben bilmiyorum. Zaten belanın büyüğü yerleşmiş Mahinur'un başına, bir de bu ekşimesin. Kızım, oyalanma. Hadi git giyin. Geç kalacaksın, hadi. Giyin bir an önce. Çık, geç kalacaksın, yürü.
Büşra. Günaydın. Ne günaydını be, ne günaydını? Kafan almıyor mu senin? Hala ne yüzle karşıma çıkıp duruyorsun? Konuşmamız gerek. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Konuşana kadar buradayım Büşra. Eğer ki şimdi buradan defolup gitmezsen... kapıyı çalıp Maynur teyzelere beni rahatsız ettiğini söyleyeceğim. Gitmeyeceğim. Peki, sen istedin. İşte böyle gidersin. Ha, Maynur teyze. Günaydın Büşra. Günaydın. Ben hiç böyle beklemiyordum. Çok iyi gördüm sizi. Niye? Kötü olmam mı gerekiyordu? Yok, yani ben öylesine söyledim. Resim Hanım'ı götürmeye geldin herhalde. Evet. Resim Hanım. Geldim, geldim. Maynur Hanım, Allah'a ısmarladık. Görüşürüz Maynur teyze. Güle güle Büşra. Umarım Maynur teyze çok kızmaz. Günaydın. 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 Abla. Hı. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok iş var da onu düşünüyorum. Ne işi? İşte ne bileyim... camları bir silmek gerekiyor tabii. Perdeleri de yıkamak lazım. Yerleri de silip süpürürüz. Ay. Mutfak rafları da çok tozlanmıştır. Kapkacak ne var ne yok indirip hepsini bir temizlemek lazım. Sizi çok kızdırdım değil mi Maynur teyze? Bilmen güzel. Ama bilmene rağmen okula gitmek için hazırlanmamış olman ilginç. Okul mu? Evet, okul. Eğer hemen hazırlanmaya başlamazsan geç kalacaksın. Ben aslında bugün gitmek istemiyorum. Sen bilirsin. O zaman temizliğe yardım edersin. Olur. Abla. Hı. İyi olduğuna emin misin? İyiyim. Kötü olmam için bir gerekçe mi var? Yani yok mu? Yok. Ay hadi lafa tutmayın beni. Bir sürü işim var diyorum. Ben önce şu perdeleri bir indireyim. Abla. Hı? Tamam, tamam sen bırak ben hallederim. İyi tamam sen hallet. Ben de temizlik malzemelerini çıkartayım. Azam akıllı yetenekli insan sever. Misal benim gibi. Bendeki ışığı görür görmez fark etti. Bu kasabadaki herkesten eşsiz olduğumu, farklı olduğumu söylüyor. Ay hasbam. Öyle herkes de yanına almaz yani. Arada annemin ricası olmasa seninle görüşmezdi bile. Büşra. Biraz konuşabilir miyiz? Selim'cim Azam'ın yeni çalışanını götürüyorum. Acelem var sonra konuşalım olur mu? Olmaz. Çünkü benim konuşacaklarımın acelesi var. Tamam o zaman konuşalım. Hemen geliyorum. Ya bela mısın sen ya? Niye rahat bırakmıyorsun beni? Ne işin vardı o herifin arabasında? Gördüm seni Büşra. Orhan dedin herifin arabasındaydın.
Ya sadece... senin ne işin var Reyf'in arabasında Büşra? Hı? Var bunlarda bir şey. Var da. Acaba ne? Niye o bırakıyor seni? Sen neyi mal diyorsun be? Ha? Bıraktıysa ne olmuş? Azan yorgunum diye rica ettik hocasından. Elin altında bir neden mi olması lazım? Benim o zaman? Kim olsa aynısını düşünürdü. Sana mı soracağım ne yapacağımı? Ne istersem onu yaparım. Kimsin ki sen? Bana sahte kolye verip insanlara rezil etmek dışında ne işe yarıyorsun? Vasıfsız. Bir daha adam olmadan karşıma çıkma. Anladın mı? Merak etmeyin efendim. Bu olaydan kim sorumluysa bizzat ceza almasını sağlayacağım. Neticede burası bir eğitim kurumu. Yani çocukların zihinlerinin aşk hikayeleriyle doldurulması affedilemez. Çok haklısınız. İlgileneceğim, evet. İyi günler. Bakalım yine ne işler çevirdiniz. Yazdır. Yarım kalan aşklar mı? Ne bakıyorsun? Hiç. Perdeleri iki kere yıkamıştım da ona şaşırdım. Ne var bunda şaşıracağım? İstersen 200 kere yıkarım. Ya yok. Yıkarsın tabii. Ben... Sen camların üst taraflarını iyice sildin mi? Sildim. Bir bakayım bakayım. Aa, bir bakayım nasıl silmişsin. Melisa tamam. Deminden beri aynı yeri siliyorsun. Yeter. Sen iyice sildiğince ben o yüzden. Tamam oh. Geç biraz öteki tarafı sil hadi. Tamam. Metin sen de şunu kaldır ayak altından. Tamam. Al işte bak. Ben başıma geleceği bilmiyor muyum? O yüzden de işimi kimseye yaptırmıyorum zaten. Ya abla sen dur. Ben çok yoruldum dur. Gördük Metin nasıl hallettiğini. Abla sen bırakır mısın lütfen? Ay Metin tamam. Düzgün yapamıyorsun işte. Abla şunu bırak lütfen. Ya tamam ben yaparım ver. İlla da bir şey yapmak istiyor musun? Evet. Hı. Bak şimdi. Şu vitrinin içindeki her şey aşağı inecek. Kitapların falan tek tek tozları alınacak. Raflar silinecek. Ondan sonra her şey aynı şekilde yerine geri yerleştirecek. Tamam? Tamam. Ben çalışkan, ahlaklı, hatır bilen insan severim Besim. Böyle tembel, saygısız, bak özellikle de nankör insana asla tahammülüm yoktur. Bende hepsi var Azra Hanım, hiç şüpheniz olmasın. Kesme lafımı. Bundan sonra evi çekip çevirmek sende. Temizliktir, yemektir. Ha bir de Mine var, benim küçük kızım. Onun da bakımını üstlenmeni istiyorum.
Yani bunların hepsini yapabilirsin umarım. Yaparım, yaparım. Çok güzel yaparım. Ben zaten kendimi bildim bileli bunları yaparım. Yani kendi evinde bunları yapmakla profesyonel olarak bir eve hizmet vermek aynı şey değil ama... Hiç merak etmeyin Azra Hanım, istediğiniz hizmetin fazlasını vereceğim. İyi madem bu kadar kendine güveniyorsan, hayırlı olsun yeni iş. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Yeminle çok çalışacağım. Bakalım, göreceğiz. Bir şey mi istediniz? Neden sordunuz? İstemem mi gerekiyor? Kulüp odası yani burası. Gazete çalışanlarına ait. Özgür bir alan. Ona ne şüphe? Maşallah her ikisi özgürlüğünüzü ilan ettiniz. Ay Kadir Bey, ne diyeceksiniz? Hadi lafı uzatma lan lütfen. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Sözüm bittiği yerdeyiz çünkü. Buyurun. Nasıl oldu ya? O kadar özgürsünüz ki gazetenizin daha ilk sayısında haber anlayışınızla çığır açtınız. Böylesi magazinlerde yok. Ama benim haberim yok. Basılmayacaktı. Ama basılmış. Sayenizde kasabadaki tüm insanların bu rezillikten haberi oldu. Sabahtan beri telefonum susmuyor. Siz eğitimcisiniz eğitimci. Böylesine kepaze bir haberin gazetenizde yayınlanmasına nasıl müsaade ettiniz? Benim haberim yoktu, ben bilmiyordum. Bileceksiniz. Madem bu duruma soyundunuz, bunları hesap etmeniz gerekirdi. Sayenizde okulumuz artık böyle anılacak Yeşim Hanım. Bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz. İyi Kadir Bey. Elinize bir fırsat geçti ya, sakın kaçırmayın. Elinizden geleni de ardınıza koymayın. Bakalım müdür beye ne cevap vereceksiniz? Ya nasıl bu kadar toz tutabiliyor, inanamıyorum ya. Sabahtan beri temizlik yapıyoruz. Maynur teyze de öyle ama nasıl yorulmadı anlamadım. Metin amca. Ben çok özür dilerim. Seninle Maynur teyzeyi de çok üzdüm. Evet. Bu sefer çok üzdün bizi. Tamam hatalıyım biliyorum ama inan bana ne olursun. Ben o yazıyı çöpe attım öğretmenimiz hayır deyince. Sana inanıyorum. Ama yine de böyle bir şeye niyetlenmen bile kötü bir davranış. Maynur teyzen çok üzüldü. Ay yok ya. Bu böyle olmayacak. En iyisi ben onları makineye atayım.
çok utanıyorum. Umarım Aynur teyzenin üzüntüsü geçer. Ben bakarım. Lucy, bir sen eksiktin. Yeni sildik buraları. Çık dışarı. Çık. Benim aklım almıyor. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Hadi anlatın. Çocuğum, size soruyorum. Ben size güvendim. Beraber çok güzel işler yapacağımıza inandım. Ama şu anda benim nasıl bir duruma düştüğümün farkında mısınız? Evet Kübra'cığım. Baskının başında sen vardın. Anlatmak ister misiniz? Nasıl oldu bu? Öğretmenim, ben şey... Dinliyorum. Bence bunu Melisa yaptı. Suçunu biliyor ki gelmedi. Bir şey mi gördün? Yani görmedim ama... Hı. Aslında bilmediğimiz konularda konuşmuyoruz Nil. Sen de bana bir kahve ısmarlarsın herhalde. Şu sayfada bitsin. Hallederim onu ben ya. Çok güzel anlattın. Tamam o zaman. Ben iki kahve alıyorum. Tuvalete de uğrarım. Sayfalar çıkınca sırasına göre ayarlar mısın? Tabii. Evet Kübra, hadi seni bekliyoruz. Melisa yaptı öğretmenim. Yalan söylüyorsun. Ben biliyorum Melisa yapmadı. Melisa yapmadıysa kendini savunabilir Defne. Endişelenmene gerek yok. Bırak kendini o savunsun. Evet Kübra, bir şey mi gördün? Öğretmenim, ben dışarı hava almaya çıkmıştım. Sonra içeri geldiğim zaman da Melisa buradaydı. Tek gördüğüm bu. Anladım. Zaten yazısını basmayacaksınız diye çok üzülmüştü. Çok istiyordu yayınlanmasını. Biraz da inatçı bir tip kendisi. Ay çocuklar. Melisa şimdilik kulüpte olmayacak bir süreliğine. Arkadaşınıza söylersiniz. Kırlentler tozlanmış da onları makineye attım. Ay Mahinur, senin evinde toz ne arasın ha? Ben kendim bildim bileli, sen her sabah kalkarsın, bu evi baştan aşağı kırklarsın canım benim. Tozlanmış, tozlanmış. Mutfak dolapları da çok tozlanmış. Şimdi şu tabak çanağı indireyim, hepsini bir güzel silip temizleyeceğim. Ay Mahinur, Allah aşkına bir otur. Ya ne silmesi, ne tozlanması. Korkutma beni Mahinur, iyi misin sen? İyiyim. Niye iyi olmayayım ki? Yani şimdi... Dün akşam olanlardan sonra. Ne olmuş ki dün akşam? Ne mi olmuş? Şimdi canım benim şey oldu ya. Ben diyorum ki yani onu diyorum. Ama Mahinur, ben sana söyledim değil mi? Ben sana defalarca söyledim.
bu kız başına bir bela açacak dedim. Ama sen beni dinlemedin. Bir şey söylemeyecek misin Mahinur? Söylemeyeceğim. Aklım işte çünkü. Bir an önce şu dolapları temizlemem gerekiyor. İyi. Ben gideyim de o zaman sen de işlerini bir an önce bitir. Olur. Akşama kadar anca yetiştiririm zaten. Kime yapıyorsun ama? Allah iyiliğini versin, aklımı aldın. Niye bu kadar korktun ki? Boş bulundum herhalde. Kahveyi Orhan Bey istedi. Vallahi de ben bu işi biliyorum. Bak nasıl köpüklü oldu. Ben götürürüm onu. Bu da bir çeşit. Aman al götür. Sanki ben çok meraklıyım hizmet etmeye. Gel. Kahvenizi getirdim Orhan Bey. Tamam. Koyabilirsin. Başka bir isteğiniz var mı? Hayır. Sağ ol, çıkabilirsin. Büşra. Sana zahmet Azra'yı çağırabilir misin bana? Tabii Orhan Bey. Senin yakın arkadaşın da tabii. Üzülmekte haklısın. Ben olsam ben de çok üzülürdüm. Hatta onu hiç affetmezdim. Çok sinirlisin ona değil mi? Bilmiyorum. Ben... Nil. Biraz konuşalım mı? Şimdi Görkem'le önemli bir şey konuşuyoruz gibi. Ben sonra senin yanına gelirim. Siz konuşun kızlar. Benim biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ama konuşuyorduk. Of Kübra, beğendin mi yaptığını? Ne güzel konuşuyorduk Görkem'le, geldin bozdun. Ne oldu, ne diyecektin sen? Sen yaptın biliyorum. Sessiz ol. Biri gelecek şimdi. Evet, ben yaptım. Neden yaptın? O eğitimden kurtulmak için. Hem fena mı oldu bak? Canım arkadaşım benim, canım Kübra'm. Sen benim en yakın dostumsun. Bugün beni öğretmene söylemeyerek bunu bir kez daha ispatladın. Ben olsam ben de senin için aynısını yapardım. Biliyorsun değil mi? Canım arkadaşım benim, canım Kübra'm. Metin, bak uyanık ol. Ben hiç iyi görmedim Mahinur'u ona göre. Daha dün ayıldı, bayıldı bu kadın. Şimdi bu temizlik de nereden çıktı Allah aşkına? Ya ben de diyorum ama. Evin altını üstüne getirmiş. Hadi ben şimdi gidiyorum ama inan aklım burada kalacak. Yok yok, merak etme. Hadi kalın sağlıcakla. Teyze, özür dilerim. Ne desen haklısın. Biliyorum, yazıyı ben yazdım. Ama gazeteye basılsın diye ben vermedim. Nerede, nasıl oldu bilmiyorum. O yazıyı yazmış olman bile büyük bir hata.
doğru. Yazmamalıydım. Ama sizin o aranızdaki güçlü bağı görünce dayanamadım. Okuduğum bütün masallardan bile daha güzeldi. Ama yine de yazmamalıydım. Burnumu sokmamalıydım. Tekrardan özür dilerim. Bir şey demeyecek misin? Hayatım, beni çağırmışsın. Bir şey mi oldu? Seni çağırmam için illa bir şey mi olması gerekiyor? Hı? Güzeller güzeli karımı özlemiş olamaz mıyım? Sen bu aralar bana pek bir düşkün oldun ama. Ben sana hep düşkünüm zaten. Orhan yapmış şimdi. Yeşim Hanım, girebilir miyim? Cüneyt Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sevindim gelmenize. Ben de size gelecektim. O zaman gelme sebebimin farkındasınız. Maalesef. İnanın çok üzgünüm. Yeşim Hanım, böyle bir şey nasıl olabilir? Siz çocukların yazdıklarını kontrol etmiyor musunuz? İnanın hep başlarındaydım. Yani Melisa bana bu yazıyı ilk getirdiğinde kesinlikle olmaz dedim. Önce biraz üzüldü ama sonra ikna olmuş gibiydi. Ah Melisa. Demek ki her şey senin başının altından çıktı. Cüneyt Bey, her şey Melisa'nın başının altından da çıkmış olsa o daha bir çocuk. Bugün okula da gelmedi. Eminim çok üzülmüştür. Öğretmenleri olarak onların hatalarından ben sorumluyum. O yüzden sizden kendi adıma da, sınıfım adına da gerçekten çok özür dilerim. Asıl özür dilenmesi gereken Mahinur. Ben değilim. Anladım. Ben Mahinur Hanım'ın ne kadar üzüldüğünü tahmin edebiliyorum. Edemezsiniz Yeşim Hanım. Mahinur'un üzüldüğü zaman nasıl olduğunu tahmin edemezsiniz. Umarım böyle bir şey bir daha tekrarlanmaz. Hiç merak etmeyin. Bir daha asla tekrarlanmayacak böyle bir şey. İyi günler. İyi günler. Abla. Hı. Hadi çok yoruldun. Gel otur biraz bir şeyler ye. Yok. Aç değilim ben, siz yiyin. Şunları bitireyim. Daha gidip banyoyu temizleyeceğim. Ya olmaz ama artık. Hadi gel. Aç değilim diyorum. Ay. İyi misin abla? Gel şimdi otur. İyi değilsin abla. Değilsin. Bağırma Metin, tamam. Dur. Yeter abla ya. Yeter. Senden önemli mi? Canından kıymetli mi? Ya eski bir fotoğraf için değer mi? Ya üzme kendini artık. Vallahi aklım çıkıyor sana bir şey olacak diye. Ya ayıp mı sevmek? İnsan birbirini sevemez mi? Ben ne yapacağım?
bilmem nasıl bakacağım insanların yüzüne, ne yapacağım Metin. Eski bir hikaye, eski bir fotoğraf sadece. Abla, hiçbir şey hatırlamayacak, her şey unutulup gidecek. Ne olur üzme kendini. Ne zaman Metin, ne zaman, ne zaman? Ya ayıp değil, günah değil. Bak göreceksin, her şey unutulur. Gör bak. Çok günah bir şey mi? Aa, çok büyük günah. Allah yalan da yalan söyleyeni de hiç sevmez evladım. Bana bak kız. Yoksa yalan mı konuştun sen? Bak vallahi bunun altında ezilirsin, götüremezsin öbür tarafa. Evet Kübra, hadi seni bekliyoruz. Melisa yaptı öğretmenim. Yalan söylüyorsun. Ben biliyorum, Melisa yapmadı. Öğretmenim, ben dışarı hava almaya çıkmıştım. Sonra içeri geldiğim zaman da Melisa buradaydı. Yok, şey... Bak kızım, eğer böyle arkadaşları yalan falan söylerse sakın onlara özenme, değil mi yavrum? Tamam anne. İyi geceler. İyi geceler canım. Aynur. 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 Yapma Maynur. Gitme.
Metin amca? Metin, ben sadece Mahir'e... Ablamın adını ağzına alma. Metin, sakin ol. Sakin ol, ben Mahir üzülmesin diye geldim. Sana inanmıyorum. Sen onu hep üzdün. Ama bu sefer buna izin vermeyeceğim. Metin amca! Bana mazeretlerle gelme Necati. Bana mazeretlerle gelme. Buradaki çiftlik sahiplerinin kooperatifleşmeye karar verdiklerini... ...ben neden milletin çoluğundan çocuğundan öğreneceğim? Orhan Bey bakın ben... Sözümü kesme Necati. Sözümü kesme. Kaç tane çiftlik görmeye gittiniz? Kaç tanesini satın aldınız? Ya bu çalışmadan sizin nasıl haberiniz olmaz? Ha? Peki benim ne zaman haberim olacaktı? Karşımıza kooperatifle dikilip çiftliklerini satmadıklarında mı? Yoksa ürün fiyatlarını kendileri belirlediklerinde mi? Ya da kendileri pazar bulduklarında mı? Ha? Ne zaman haberim olacaktı? Ya sen ne iş yapıyorsun Necati orada Allah aşkına? Peki Fevzi Efendi ne yapıyor? Yani efendim bir süredir ortada yok. Yani ben de ulaşamıyorum kendisine. En son işte geçen hafta konuştuk. Bana dedi ki işte halletmem gereken bir iş var dedi. Ben seni sonra arayacağım dedi. Çekti gitti. Gidiş o gidiş. Peki... Başına bir iş gelmiş olmasın? Aa işte yani görüşebilsem keşke. Ama arıyorum, telefonlarımı açmıyor. Ama saklanmıyor da yani. Yani elimde otel faturaları olsun işte, harcama ekstreleri, benzin fişleri bunların hepsini görüyorum ben. Hepsi elimde var. Yani bu halletmesi gereken iş nedir bilmiyorum ama bu adam sürekli hareket halinde. Bakın bu hafta sadece ülkenin yarısından fazlasını gezdi, öyle söyleyeyim size. Anladım. Ama yine de bu senin bu gevşekliğin için bir bahane değil. Değil mi? Haklısınız efendim. Bak, bu Fevzi bizim son çaremiz. İş ona gelene kadar denenebilecek bütün ama bütün yasal yolları... ...ve bu yasalardaki bütün boşlukları kullandığımızdan emin olalım. Senin yasayla boynunu bükemediğin bir nokta olursa... ...işte o zaman Fevzi devreye girecek. Bak, siz benim iki ayağımsınız. Ben topal olmaya razıyım ama bu halinizle kötürüm oluyorum. İlerleyemiyorum Necati. Hep bir topu iki kişisiniz be. İki de çocuk. Şu çıkan çöpe bak. Sanki ordu yaşıyor evde. Bu zenginlerin çöpüyle beş fakir aile doyar be. Allah'ım aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Sen de mi? Gelme. 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 Gelme üstüme. Yani asıl iş sende. Bu Fevzi'ye ne kadar az işimiz düşerse o kadar memnun olurum. Bunu anlıyorsun değil mi? Gayet iyi anladım efendim. Umarım.
Besme Hanım? Besme Hanım? Besme Hanım? Beni duyuyor musunuz? Besme Hanım? Duyuyor musunuz beni? Besme Hanım? Açın gözünüzü. Besme Hanım? Besme Hanım? Git! Git! Git başımdan! Git! 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 Besme Hanım sakin ol. Git. Benim ben Orhan. Orhan. Kalkın. Git! Hadi. Git! 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 Git başımdan! Sakin! Git. Sakin! Git. Sakin! Git! Git! Besme Hanım sakin ol. Git. Benim ben Orhan. Orhan. Sakin. 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 Kalkın. Yavaşça. Yavaşça. İyi misiniz? İyiyim. Orhan Bey, çok özür dilerim. Ben sizi başkası sandım. Tamam, tamam. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Tamam. Ya git git diyordum. Bir şey mi gördün? Birisi mi vardı? Yok. Kimi göreceğim? Tansiyonum düştü galiba. Biraz başım döndü de. Tamam. İyiyim ama. Tamam. Hadi kalk, kalk. Hoppa. İyisiniz değil mi? Tamam. Melisa çayı yaptım Metin amca. Teşekkür ederim. Biliyor musun? Bu çayın sakinleştirici bir özelliği var. Sakinleştiren bir Melisa. Yani senin tam aksine. Şaka yaptım. Hemen suratını düşürme. Senin dediklerine üzülmüyorum ki. Haklısın zaten. Ne zaman güzel bir şey yapmak istesem olaylar hiç istemediğim yerlere gidiyor. Belki de bazen bir şey yapmamak lazımdır. Metin amca, ben o yazıyı yazdım, evet. Sonra da işim öğretmeni okuttum. O da ben bunu gazetede yayınlayamam dedi. Ben de onu yırtıp çöpe attım. Biri çöpten alıp gazeteye basmış herhalde. Kim bunu yapabilecek kadar kötü ki? Kim bunu yapabilecek kadar benden nefret ediyor Metin amca? Gerçi kim inanır bana? Benim gibi zavallı, öksüz, yetim bir kıza. Ben inanırım. Senin yarın okulun yok mu? Var. Ama gitmek istemiyorum. Olmaz. Hadi bakalım. Koş yatağına, yarın sabah erken kalkacaksın. Gitmesem. Tamam. İyi geceler. İyi geceler.
vereceğim ya. Ne zaman bitecek bu iş? Sana bağlı. Her şey sana bağlı Besime. Besime Hanım, düşmüşsünüz hayırdır? Kronik bir rahatsızlığınız falan mı var acaba? Yok bir şeyim, iyiyim ben, iyiyim. Lütfen dinleyin, otur. Hay Allah, emin misiniz? Yani bakın, kronik bir rahatsızlığınız falan varsa çalışman doğru değil şu an. Tabii ki. Önemli bir şey değil zaten. Karanlıkta ayağım takıldı. Düşünce kafayı çarptım. Böyle bir sersemlik oldu ama iyiyim şimdi. Sağ olun ilgilendiğiniz için. Kafanı mı çarptın? Orhan sen gördün mü kafasını sert mi çarptı? Ay bir şey olmasın şimdi. Yok sert olsa kanardı. Şişmedi bile. İyiyim gerçekten. Ay bilemedim. Orhancığım sen bir hastaneye mi götürsen acaba ha? Ben götüreyim istedim. Yok yok hiç gerek yok. Zaten gece gece zahmet verdim ben size. Ben burada biraz daha oturayım daha iyi bile olurum. Yatarım sonra da zaten. İyi peki madem sen bilirsin. Ama bak miden falan bulanırsa başın dönerse muhakkak haber ver bize. Olur olur. Tamam o zaman. Yatarken ışıkları kapatırsın sen. Bahçenin ışıklarını da biliyorsun söyledim sana. Tamam Azra Hanım. İyi geceler. İyi geceler. Tekrar geçmiş olsun. İyi geceler. İyi geceler Orhan Bey. Korkma Azra Hanım. Ölüp de başına kalmam. Benim derdim bambaşka. Ya o değil de. Bugün Cüneyt okula geldi biliyor musun? Nasıl mahcup oldum adama anlatamam. Yani her şeyi batırmak için özellikle uğraşsam didinsem herhalde bu kadarını beceremezdim Öykü ya. Abartma canım sen de. En çok da Mahinur Hanım için endişelenmiş biliyor musun? Asıl özür dilemeniz gereken o dedi bana. Bak sen Mahinur Hanım'a tam bir yere bakan yürek yakan. Benim hatam. Yani Kadir'e o kadar kızdım ki bütün dikkatimi dağıldı. Benim suçum. Kendine yüklenmeyi amma seviyorsun sen arkadaşım ya. Sen Melisa'ya bu yazı olmaz demişsin. İnsanların hayatlarına burnunu sokamayız demişsin. Daha ne? Sen üzerine düşeni yapmışsın. Ya evet ama baskıyı kontrol etmem gerekirdi. Yani çoluk çocuğa iş emanet ettim. Sorumluluk verdin. Olur öyle. Dünyanın sonu değil canım. Melisa da herkes gibi hata yapa yapa büyüyecek. Orası öyle. Ya bir de öyle güzel yazmış ki eşek. Ay çocuk değil ödüllü romancı sanki. Böyle incecik, sıcacık, tutkulu. Ama tabii ilham aldığı aşk da çok kuvvetliymiş demek ki. Kalmadı artık öyle tepeden tırnağa tutku dolu aşklar. Ya da beni bulmuyor. İstersen plaket yaptıralım Melisa'ya. Ne kadar iyi yazarsa yazsın. Yaptığı şey kabul edilemez. Onca yıl saklanmış bir sırrı deşifre etmiş. Hakikaten Maynur Hanım için korkunç bir şey olmalı bu. Evet ama yani hiçbir şey de o kadar uzun süre gizli kalmaz ki. Hele bu devirde. Rahat dur bu sefer gözünün yaşına bakmam Besime. Bana bak. Rahat dur. Bak şimdi elimi bırakacağım. Tamam mı? İnsan gibi konuşacağız. Anladın mı? Anladın mı dedim sana? Ölmemişsin. Hiçbir işi tam beceremiyorsun da ondan. Beceriksiz tosba. Keşke geberseydin de kurtulsaydım. Ne biçim konuş? Kocam var karşında. Bak sapa sağlam karşındayım. He? Ne biçim konuşuyorsun hayatının aşkıyla sen? Kafana taşı yiyince aklın mı gitti senin? Bana bak kadın, şimdi seni şuracıkta boğmuyorsam
İyi bir yere kapak attığın için. Burada çok fırsat var. Burada parayı buluruz. Bu yüzden affediyorum. Ne diyorsun lan sen? Sen ağa mısın, başıma paşa mısın? Hı? Defol git buradan. Besme. Bağırtma beni. Kime diyorum? Besme. Ben sana göstereceğim. Sen hiç merak etme. Acele etme. Ben sana göstereceğim. Sen bekle. Bekle. Nazlı. Ne var Metin? Bir şey yok. İyi misin diyecek? İyiyim. Gayet iyiyim. Niye kötü olacakmışım ki? Bilmem. Sen beni değil onu düşün. Gitmeyecek miymiş gene okula? Bilmiyorum. Günaydın. Günaydın. Ne bu hal? Ev kıyafetlerin nesin? Okula gitmeyecek misin yine? Karnım ağrıyor da biraz. Hı. Kaçıyorsun yani. Gitmeyecek misin? Nasıl gideyim Metin amca? Gidince herkes fısır fısır konuşacak arkamda. Yeşim öğretmen de inanmıyor zaten. Kısacası kaçıyorsun. Oğlum. Görkem. Oğlum bir kahvaltı yapsaydın. Geç kaldım. Tamam. Bekle o zaman, ben bırakayım seni. Okulda tost falan bir şey yersin. Baba gerek yok. Yürümek istiyorum. Okulda bir şeyler atıştırırım ben. Merak etme. Yani şu an böyle idare ediyoruz ama bak, vakıf açıldıktan sonra bizim çocuk bakıcısına ihtiyacımız var. Onu da yatılı istiyorum Orhancığım. Olur hayatım. Yani gerçi bu kara kiraz denilen yerde de kızımızla ilgilenebilecek, güvenebileceğimiz birisini bulabilir miyiz acaba? Besime Hanım! Bakıyorum Azra Hanım. Al işte. Zehra gitti, Besime geldi. Gelen gideni aratacak neredeyse yani. Canım. Sen de beklentinin çok fazla böyle yüksek tutma yani. Ben çıkıyorum. Yine mi yürüyerek gideceksin kızım? Yani bu kara kışta yürüyerek gitmenin neresini seviyorsun hiç anlamıyorum. Hoşuma gidiyor anne. Ha, orası muhakkak. Ama ben anlamıyorum işte. Muhtemelen sen de yatakları düşüp pasta olana kadar anamayacaksın. Besime Hanım! Yani kapıya da kalkıp ben mi bakayım artık? Canım. Kadın kötü bir gece geçirdi. Yapma. Orhancığım, sen işlerinde ayak takımıyla çayırlarda yuvarlanabilirsin. Ama benim işime karışma. Rica ediyorum. Hay başını yiyesin. Sök götür kapıyı istersen. Sök götür. İyi günler küçük hanım. Allah zihin açıklığı versin. Teşekkür ederim. Ne istiyorsun be adam? Defol git buradan. Ne defol git? Ne defol git? Kocanım ben senin kocan. Hatırladın mı? Aynı zamanda da suç ortağın.
Birimiz nereye, diğerimiz oraya. Kodese de beraber mezara da. Kız bakıyor, kız bırak. Her şeyi mahvedeceksin. En iyi yaptığın şey zaten. Vay. Demek öyle Besim Hanım ha? Ben bunun hesabını sorarım sana. Demek yaptıklarının sonuçlarına katlanacak cesaretin yok, öyle mi? Yaptıklarını hiç düşünmeden yapıp edecek cesaretin var. Ama iş sonuçlarına katlanmaya gelince yan çiziyorsun, öyle mi? Oh ne ala ya. Ne güzel dünya. Kır, dök, parçala. Ondan sonra da kabuğuna çekil. Sen kabuğuna çekilince kırıp dökmemiş, yakıp yıkmamış, parçalamamış mı olacaksın? Ha? Yaptıklarına gözlerini kapatınca, onları görmeyince yapıp ettiklerin bir anda ortadan yok mu olacaklar? Okula gitmelisin. Sonsuza dek sorumluluklarından kaçamazsın. Maynur teyze, inan bana, ben yazımı çöpe atıp çıktım. Hatta nasıl bu kadar aptal olabiliyorum diye ağladım. Defne de şahidim benim. Bu kadar kötü olabileceğini hiç düşünmemiştim. Benim asla kötü bir niyetim yoktu. Ay, ben. Ha, cümlelerinde ne kadar çok ben var. Belki de Görkem haklıdır. Ha? Belki de sen kendinden başka hiç kimseyi ve hiçbir şeyi düşünmeyecek kadar bencilsindir. Bu kadının da aklı bir karış havada. Bir hastalığı falan yoktur umarım. Canım, ya Reyhan Hanımlar tanıyorlarmış işte. Yani problemli biri olsa onlar bize önerirler miydi? Vallahi bilemem Orhancığım. Buradaki insanlar çok tuhaf. Yani niye yaptıklarını anlayamıyorum ben. Yani ne öyle daha gelir gelmez ayağının tozuyla bayılmalar falan. Bak ben sana söyleyeyim. Eğer bu kadının bir hastalığı varsa ben sorumluluk almıyorum. Hayatım, bak bu kadar inceleyip sık dokursan Kara Kiraz'da bırak ev çalışanı, camları sildirmeye kadın bulamayacaksın. O yüzden lütfen biraz rahat ol. Yani sal biraz insanları, hadi. Ha, bir dakika, anlaşıldı. Neymiş o anlaşılan? Ben seni hep onlara zaafı olan bir romantik olarak düşünüyordum. Ya, meğer yanılmışım. Sen kendini ayak takımına eş gören bir şapşikmişsin. Şapşik. Biraz ağır olmadı mı? Kimmiş gelen Besime? Kimmiş? Bilmiyorum. Yani kim olduğunu bilemem. Satıcı, seyyar, eskici gibi bir şey. Değişik bir meslek grubundan birisi geldi demek. Bakıyorum ben. Ben yine sağa sola bakacağım. Bununla uzun sürmeyecek anlaşılan. Sen bilirsin bir tanem. Bu sarayın sultanı sensin. Aman ne saray, ne saray. Defol gitti. Aa Büşra. Sen gelen gideni böyle mi karşılıyorsun? Sorma. Civarın veretleri sabahtan beri kapıyı çalıyorlar, zile basıyorlar. Daha değil mi kovaladın birkaç tanesini? Allah Allah. Kimseyi görmedin mi? Ya pire gibiler. Geç buyur. Besime. Aşkım. Besime. Ah gel Büşra'cığım. Besime, Büşra'yı da bir servis açalım. Hazan, ben kahvaltı ettim. Çok teşekkür ederim. Kahve içersin ama değil mi?
Tamam, Besime bize 3 tane sade kahve yap. Sonra da Mine ile ilgileniriz. Tabii efendim. Günaydın. Günaydın. Orhan, ne oluyor? Hayırdır, sen kimsin? Besime'nin eşiyim ben efendim. Hazım. Rahatsız etmedim inşallah. Yalnız öyle pat diye çok şık olmadı. Estağfurullah efendim. Ben eşime bir hayırlı olsun için uğramıştım. Hazır gelmiş, kendisine de bir teşekkür etmek istedim. Ona kapınızı açtığınız için gerçekten ailem adına çok teşekkür ederim. Tamam, teşekkürünü de ettiğine göre daha fazla rahatsızlık vermeyelim Hazımcığım, hadi. Yani ne rahatsızlığı Besime Hanım? Yani ne münasebet. Umarım karşılıklı memnun kalırız da Besime Hanım'la uzun süre birlikte çalışırız. İnşallah efendim. Yani karşılıklı bir deneme süreci diyelim. Hanımefendi, inanın yani yanlış anlamazsanız ben burayı ve sizleri görünce işim çok rahatladı. Malum küçük yer burası. Bir kadın böyle bir evde çalışmaya başlayınca hani millet dedikodu için zaten fırsat kolluyor. Ama gerçekten işim çok rahatladı, çok huzurla doldum yani. Sizler, bu ev yani o kadar seçkin ve kaliteli insanların yanında dedim. Gerçekten çok rahatladım, çok memnun oldum. Yani teşekkür etmek için de, memnun olmak için de biraz erken. Hiç önemli değil efendim. Yani bu fırsatı vermiş olmanız bile çok büyük bir anlam taşıyor bizim için. Ben de bu iyiliğinizin karşılığında sizin için bir şey yapmak isterim. Ne gibi? Ne olursa Orhan Bey. Ne bileyim. Mesela gelirken bahçedeki ağaçlar dikkatimi çekti. Bayağı yıpranmış. Yanlış anlamazsanız. Yani size ve bu eve hiç uygun değiller. Onları biraz elden geçirebilirim. Herhangi bir ücret karşılığı olmadan tabii. İçten bir teşekkür için. Siz bahçe işlerinden anlıyor musunuz? Anlarım efendim. Yani elimden gelir bu tip işler. En azından şu anda olduklarından daha düzenli ve güzel görünmelerini sağlayabilirim. İlginç. Orhancığım bak, görüyor musun? Fırsat ayağına geldi. Peyzajcı için İstanbul'a gitmene gerek kalmadı. Ne dersin? Canım sen nasıl istersen. Ya böyle şeyler için bana sormana gerek yok. Peki, isminiz neydi? Hazım efendim. Tamam o zaman Hazım Bey, siz ağaçlarla bir ilgilenin ama ücreti neyse ödemek isteriz. Kabul edemem efendim. Yani hediye olarak düşünün lütfen. Eğer karşılığında bir şey alırsam kendimi teşekkür etmiş gibi hissetmem. İyi, peki nasıl isterseniz. Bu arada Büşra benim kişisel asistanım. Bir şeye ihtiyacınız olursa onunla halledebilirsiniz. Siz bir yerde çalışmıyorsunuz sanırım şu an. Besime bahsetti sanırım. Hayır, çalışmıyorum ama arıyorum. Zaten Besime'nin işe girmesi bizi çok rahatlattı. Allah razı olsun gerçekten. Tamam o zaman, belki sizden memnun kalırsak karı koca burada çalışırsınız. Sizin için de iyi olabilir. Bu benim için büyük bir şeref. Çok teşekkür ederim. Tamam, hadi o zaman daha fazla meşgul etmeyelim Hazımcığım. Hadi. O zaman tekrar çok teşekkür ederim. Hürmetler. Ne sevimli bir adam. Tuhaf. Alo? Meysa nasılsın, iyi misin? Çok merak ettim seni. İyi olmaya çalışıyorum. Gelmeyecek misin okula? Gelemeyeceğim. Zaten evde yeterince suçlu bakışlara maruz kalıyorum. Okuldakilere de hiç ihtiyacım yok. Yeşim öğretmen... Melisa bir süreliğine gazete kulübüne gelmesin dedi. Ne? Ama neden? Ben hiçbir şey yapmadım ki. Ben gazeteye vermedim ki o yazıyı. Sen de biliyorsun, ben yazıyı çöpe atıp çıktım oradan. Ya neden ben cezalandırılıyorum ki? Ya neden? Bak ne diyeceğim. Bu akşam bize gelsene. Hem konuşuruz, dertleşiriz, kafan dağılır biraz. İzin verirlerse gelirim tabii. Tamam o zaman, akşam görüşürüz. Sorarsa öğretmenler ne diyeyim? Hasta de, ruhundan hasta. Tamam, şimdi kapatıyorum. Tamam, iyi dersler. Neden ben cezalandırılıyorum ki?
Kesin onu kulüpten biri yaptı. Ama eninde sonunda ortaya çıkacaktır tabii. İyi ama neden yaptı? Neden? Yani kim bunu yapmayı göze alacak kadar benden nefret ediyor ki? Kim bu kadar kötü ki? Bu ne ya? Aa. Ben bunu sanki bir yerden hatırlıyorum da. Nereden acaba? Kimin ki bu? Nasıl ama? Güzel. Bence de. Ama buralarda bulmak imkansız olduğu için mecburen internetten söyledim. Bu kara kireze medeniyet gelmeden yaşlanacağız herhalde. Bu pantolon nasıl peki? Sen beni dinliyor musun? Dalmışım Nil, pardon. Ay nereye daldın o kadar? Nil, bu yalan. Ben çok pişmanım. Onu uzattım kızım ya. Geçti gitti o iş artık. Yine de... Sence nasıl? Önce annem görmüş gazeteyi. Kübra'yı eve yollamak istedi ama... Maynur teyze de fark edince tabii... film koptu. Canım ne varmış yani bu kadar abartılacak ki? 1000 yıl önce sevgililermiş. Kime ne ki? Sanki devlet sırrı yani. Maynur teyze çok değişik bir kadındır. Nasıl sinirlendiyse artık şak diye düşüp bayıldı. Toplantıya da devam edilememiştir o zaman ha? Edilemedi elbette. Millet yedi içti dağıldı. Ama yine toplanacaklarmış. Kadın kendini bu kadar kötü hissederken nasıl toplanacaklar ki? Peki kalabalık mıydı? Kimler vardı yani? Çok kalabalık değildi. 5-6 tane falan vardı. Maynur teyze öyle düşüp bayıldı ama çok güçlü kadındır. Toparlar kendini. Ya sen ne yılışık bir adamsın. Ne istiyorsun be adam? Ne istiyorsun benden? Ne isteyeceğim be? Ben sana söyledim daha önce. Kader bizi böyle düğümledi. Biz kopamayız artık. Ben nereye sen oraya, sen nereye ben peşine. Ya sen ne anlarsın ağaçtan çiçekten? Milletin bahçesinin içine edeceksin, beni de işten kovduracaksın. Defol git başımdan. Sen sanki çok anlarsın hizmetçilikten. Sen ne kadar hizmetçisin, ben de o kadar bahçıvanım. Hele şöyle bir yerleşelim. Daha elimize çok fırsat geçecek. Besime. Beladan başka bir şey değil bu adam. Dünyayı da kurtarmış olursun, kendini de. Burada olmaz. Zorlama beni. Bak bakayım bana. Ne burada olmaz? Ne zorlama beni? Kiminle konuşuyorsun sen? İyice deliye bağladın ha? Hazım, sana diyeceğimi dedim. Beni zorlama. Ben iyi değilim. Eski Besime hiç değilim. Beni sakın zorlama. Manyağa bağladın ha. Senin buradan kendini attırman için bana ihtiyacın yok. Kafayı yemişsin sen. Ya bunu bilgisayarda daha kolay yapardım ben. O zaman hepimiz işin içinde olmazdık. Çok doğru. Bence her habere bir fotoğraf eklemeliyiz. Fotoğraflar hemen ilgi çeker. Elisa bugün okula da gelmedi. Ne oldu senin haberin vardır. Ruhum hasta dedi. Sanırım daha gelmeye hazır değil. Güzel de bir şeye benziyor.
evde bu uğursuz? Okulu yok muydu? Gitmedi. Utanıyor. Aman. Ortalığı karıştırırken hiç utanmadı ama. Tamam Reyhan Hanımcığım ya. Olan oldu artık. Eminim Melisa da böyle olsun istemezdi. Biz önümüze bakalım. Zaten bu kooperatif işi de benim yüzümden faciaya döndü. Allah aşkına Mahinur. Kooperatif mi şimdi derdin senin? Hepimizin derdi kooperatif olmalı Reyhan Hanımcığım. Hepimizin. Gel hadi geçelim içeri. Şanslı. Ne haber? İyi misin? Ben mi? Ben nasıl olayım Şanslı? Bazen diyorum ki adımı Melisa değil de günah keçisi koysa varmış. Herkes şimdi bana sinirli. Görkem de. Cüneyt amca da sinirli. İnsan ilişkileri bu kadar zor olmak zorunda mı? Ne kadar güzel. Sen atsın. Böyle dertlerin yoktur. At olmak güzel mi Şanslı? Yine de tüm suç benim üzerime kaldı. Tamam. Suçsuz değilim. Ama... tek suçlu da ben değilim. Sen Nasrettin Hoca ile hırsız hikayesini biliyor musun? Bilmiyor musun? Dur bak sana anlatayım. Bir gün hocanın evine hırsız girmiş. Kolay gelsin. Sağ olun buyurun. Profiteroller taze mi? Tabii ki efendim, hepsi günlük taze. İki tane alabilir miyim? Hay hay tabii ki. Selamünaleyküm birader. Aleykümselam. Şu fotoğraftaki kızı arıyorum da. Görmedim. Sen abi? Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun efendim, afiyet olsun. Pardon birader. Parası? Affedersiniz. Ne kadar? 50 lira. Sağ olun. Şu Melisa denen kızın ortalıkta olmaması ne güzel. Hep can sıkıcı şeyler yapmayı başarıyor. Gerçekten öyle. Geldiğinden beri gündemden düşmedi. Ya belki de amacı budur. Dikkat çekmek. Haksız da sayılmaz. Acayip şeyler yapmadan dikkat çekme şansı yok. Ne oldu Kübra? Rahatsız mı oldun? Yok. Hadi itiraf et. O yetim seni de etkilemeyi başardı değil mi? Yoksa özledin mi onu? Ben tuvalete gidiyorum. Görüyorsun değil mi? Bunu da bozdu. O tuhaf enerjisiyle herkesi birbirine düşürüyor. Sanki çok iyi niyetliymiş gibi takılıyor bir de. Hem akıllı hem iyi kız çocuğunu oynuyor. Ama kötü oynuyor. Artık Görkem de onun o sahte yüzüne inanmayacak. Bitirdik onu. Thank you.
Ne çalışıyorsun bakalım? Çalışıyorum işte. Şey mi vardı? Yok. Olmalı mı? Ne gibi? Ne bileyim. Belki sormak istediğin şeyler vardır. Yok. Emin misin? Yani sonuçta ben başarılı bir iş adamıyım. Her konuda bana danışabilirsin. Her konuda mı? Hı hı. Her konuda. Şimdilik bir ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun? Yoksa benden rahatsız mı oldun? Yok, neden rahatsız olayım ki? Rahatsız edecek bir şey söylediğinizde ben mi fark etmedim? Laflara da baksa. Sen iyice oldun ha. Aşk olsun Orhan Bey. İki cümle kuramayacak kadar aptal biri mi sandınız beni? Ne yapıyorsunuz Orhan Bey? Seni eve ben bırakayım. Azra Hanım görecek. Lütfen bırakın beni. Sende. Kafan karışmış gibi sanki. Öyle mi? Çok mu belli oluyor? Yok öğretmenim ya. Onun her zamanki hali işte. Değil ama ben sana sormadım ki. Müsaade edersen Kübra ile konuşacağım olur mu? Evet tatlım. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Öğretmenim. Seni dinliyorum. Anlatılacak bir şey yok öğretmenim. Hadi arkadaşım, gidelim mi? Galiba anlatılacak bir şey var. Anlatılacak bir şey var öğretmenim. Gazetedeki çıkan o yazıyı... Hı. Aslında Melisa yayınlamadı. Kim yaptı? İşte Mahinurcuğum, her şey gelip geçiyor. Öyle. Cüneyt'ten bir haber var mı? Yani görüşmek falan istedin mi? Ya bu konuda konuşmak istemediğim belli değil mi? İki lafları kafam dağılır diye oturdum şuraya Reyhan Hanım. Tamam, sen de haklısın komşum. Ama beni biliyorsun işte, tutamıyorum çenemi. Ya bu da benim kötü huyum. Hiç değilse biliyorsun. Hmm.
Cüneyt mi acaba? Merhaba Maynur Hanım. Buyurun öğretmen hanım. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Ama gelmesem olmazdı, uyuyamazdım gece. İnsan ona da alışıyor. Ben mesela günlerdir uyumuyorum. Girebilir miyim? Konu neydi? Melisa da geldi. Herhalde mesele onu da ilgilendiriyordur. Melisa gel tatlım. Maynur Hanım haklı. Konu seni de ilgilendiriyor. Geç kaldın Reyhan Hanımcığım. Ay neymiş, ne olmuş öğretmen hanım? Maynur Hanım, burada mı konuşacağız? Buyurun, buyurun. Buraya da yuvarlanmış. Nereden çıktın böyle Hızır gibi? Burada mıydın? Yok, burada değildim. Geçiyordum. Buradan mı? Senin yolun buradan geçmiyor ki. Ya bu taraflarda işim vardı. Teşekkürler. Rica ederim. Madem buradasın, bir kahve içelim o zaman. Kahve mi? Evet. Bunlar bana mı? Bunlar... evet sana. Hadi gel içeri. Ben onları alayım istersen. Vallahi çok iyi olur. Tamam. Ne yapıyorsun yakışıklı? Anlamadım. Hani bir daha konuşmak istemiyordun Büşra. Ne oldu? Ne değişti? Bugün öyle demiştim. Şimdi başka bir şey diyorum. Çocuk oyuncağı mı bu işler? Hayır. Sadece yetişkinlerin oynadığı bir oyun. Artık gelen geçen tamam olur. Tamam, olur. Görüşürüz o zaman. Evet öğretmen hanım. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Evet. Hepimizi üzen, şaşırtan şu mesele. Melisa'nın günahını almışız hepimiz. Bugün öğrendim ki onun hiçbir suçu yokmuş.